Siz beni tanıyorsunuz. Oynadığımız futbolu da biliyorsunuz. Musa sol. Musa sol 4-0. Ersun Yanal 4. gole böyle sevindi. Yani bunun hesabını veremezsiniz. Ben şahsen bunun hesabını veremem. Bunun mazereti de yok. Tek kulvarda gidiyoruz. Ne olursa olsun tek kulvarda bu gidişimizin karşılığı şampiyonluk. Şampiyon olacağız. Başka bir şey yok. Bakın bu şampiyon olacağız çok rahat söylüyorsunuz. İkinci yarıya başlarken aradaki 8 puan farka mı güveniyorsunuz takıma? Takıma güveniyorum. Bizim için şu anda puanlar hiç önemli. Biz yeniden sıfırdan başlar gibi başlayıp işimize bakacağız. Demin konuştuğumuz gibi maç maç gideceğiz. Peki. Bizi hiç aramızdaki puan farkı şu takımın şununla maç yapmasın bilendir. Pozisyonun gol olacağı adeta Ersun Yanal'ın içine doğdu. Caner geliyor. Caner vuruyor. Barajı geçemedi ve bu boşta doğru gol. Egemen atıyor. Egemen atıyor. Bursa'da 96-4'te Fenerbahçe seviniyor. Egemen'in golü. Bu olağanüstü maç. Bu müthiş maçta goller bitiyor. Peki, bıraktığınız yerden ikinci yarıya başlayabilecek misiniz? Hiçbir neden. Yani bir değişkenlik arz eder mi yoksa aynı kaliteyle, coşkuyla, aynı kalite, aynı coşku olmak zorunda. Dediğim gibi bunun bir mazereti yok. Bizim için tek bir hedef var, lig. Tek bir şampiyonluk hedefimiz var. Başka hiçbir hedefimiz yok. Biz bu şampiyon olmak zorundayız. Şampiyon olamazsanız başarısız oldum der misiniz? Tabii ki. Az önce söyledim. Yani çok net. Yani bugün Fenerbahçe takımı şampiyon olacak. Evet. Son ceza sahasında. Son çaprazda karşılaştı. Vurdu son. Önümüzdeki haftada umarım bu noktayı koymuş oluruz. Ersun Yanal görüntüde. Hocam teniste derler ya oyun set ve maç sayısı diye. Bugün sizin için herhalde şampiyonluk için böyle diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz? Biz kendi evimizde maç vermeyen ve her şeyini ortaya koyup taraftarını sevindiren bir takımız. Biz şampiyon olacağız. Bizden sonraki sıralamayı rakiplerimizin arasında geçecek demiştim. Rakipler belirlesin demiştim. Bu sözümüzü tuttuğumuz için oldukça mutluyuz.